İşgalci Çin rejimi çok sayıda ülke tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Doğu Türkistan'dan Avrupa ülkelerine zorunlu çalıştırma ürünlerini ihraç etmeye devam ediyor. Çin medyasına çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'ın Korgaz sınır kapısı başta olmak üzere farklı gümrük kapılarından Avrupa'ya giden tren sayısı kat be kat arttı. Çin Demir Yolları şirketinin sözde Xinjiang şubesi aracılığıyla gündelik eşya, otomobil parçaları ve elektronik gibi köle işçilik ürünlerini içeren mal taşıma kapasitesi her yıl katlanarak ilerlerken sadece Temmuz ayında 325 tren seferi gerçekleştirildiği ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Çin'in Tibet'te yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun yatılı devlet okullarında zorla asimilasyona uğradığını belirterek Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Çin'in söz konusu uygulamalarının Tibet'in dil, kültür ve dini geleneklerini yok etmeye amaçladığı savunuldu. Çin'in etnik soykırım konusunda Doğu Türkistan'ı pilot uygulama bölgesi olarak belirlediği biliniyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de tüketici fiyatları düşerken emlak krizi derinleşiyor. İhracat düşüşe geçerken dünyanın en kalabalık ülkesinde gençler arasındaki işsizlik artıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre uzun zamandır küresel büyümenin lokomotifi olan Çin ekonomisi, COVID-19'a karşı sıfır vaka politikasını terk etmesiyle hafifçe toparlanmanın ardından 40 yıldır başarılı olan büyüme modelinin bozulma yolunda olmasıyla karşı karşıya bulunuyor. Çin Komünist Partisi Çinileştirme politikası kapsamında Pekin'deki ünlü Dodian Camii ve Sangyu Camii'nin kendine özgü İslami özelliklerini tamamen yok etti ve onları gayrimüslim Çin tapınaklarına benzer bir şekilde değiştirdi. Bitterwinter haber sayfası Pekin'deki Dodian Camii'nin Ağustos 2022'de Çinileştirilmeye başlayacağı ve o dönemde yetkililerin yenilemeyi Mayıs ayına kadar tamamlamayı planladıklarını bildirmişti. Yakın zamanda Pekin'deki Dodian Camii'nin Çinileştirilmesinin bu yılın Nisan ayında tamamlandığı ve birkaç gün önce Ağustos ayının ortalarında tekrar ziyarete açıldığı öğrenildi. Çin, Japonya'nın 2011'deki deprem sonrası meydana gelen tsunami'de zarar gören Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu bildirdi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio, 22 Ağustos'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukushima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını bildirmişti. ABD Ticaret Bakanı üst düzey Çinli hükümet yetkilileri ve ABD'li iş dünyası liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Çin'e gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bakanın 27-30 Ağustos tarihleri arasında Pekin ve Şangay'la yapacağı ziyaret sırasında yapıcı görüşmeler yapmayı dört gözle beklediği belirtildi.